bir rahim ağzı kanseriyle karşı karşıya gelmiş bir vakada gebelik riski var mıdır? Tabii ki gebeliğe engel olmuyor rahim ağzı kanseri ama şimdi tedavi, eğer radyoterapi, cerrahi gibi bir tedavi aldıysa konizasyon denilen bir yöntem var. Konizasyonda biraz derin olarak rahim ağzı çıkarılıyor. Ondan sonra gebe kalabilir kadın. Yalnız işte rahim ağzı yetmezliklerine falan neden olabiliyor. Bu daha dikkat, daha takibi güzel yapılması gerekiyor gebeliğin. Bazen erken doğumlara da neden olabiliyor çünkü. Ama radyoterapi aldıysanız ya da cerrahi olarak rahminiz çıkarıldıysa tabii gebelik artık şansı kalmamış oluyor. Ama gebeliğe de risk faktörleri arasında görmemek de gerekiyor. Tabii ki değil, hiç alakası. Yani rahim ağzı kanseri olabilirsiniz, tedavinizi görebilirsiniz, olumlu yanıt alabilirsiniz tedaviye ve sonrasında da gebe kalma olasılığınız yüksek. Erken dönem rahim ağzı kanserlerinde diyelim onu. Erken dönem. Evet. Evet, o zaman ne diyoruz? Erken teşhis her zaman için hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Hastalıklara erken teşhiste bu kanser içerisinde olmasıyla birlikte korkulacak bir hastalık olarak görmeyelim. İşte erken tanınınca yok gerçekten ama geç tanınınca Allah, yani çok zor, çok zor. Peki yani, geç tanılarda nelerle karşılaşır kişi? Geç tanılarda çok hızlı ilerliyor rahim ağzı kanseri. Hem genç kadınlarda oluyor dediğim gibi çünkü üreme çağında alınan bir mikrop bu. Hem de çok hızlı ilerliyor. Böbrekleri, üreterleri, yani o idrar yollarını tutabiliyor. Çok hızlı ilerliyor. Erken tanınırsa cerrahi olarak çıkarıyoruz rahmi ya da rahim ağzını ama biraz ileri evreli cerrahiyle radyoterapinin bir farkı yok. Radyoterapiyle radyasyon tedaviyle tedavisiyle tedavi ediliyor. Tabii buradan çok zor ve insanı çok yıpratan tedaviler. Hiç kimse oralara kalmasın. Evet. Erken erken inşallah tedavi olsunlar.